Bir öyle bir böyle. Bir böyle bir aşık gibi bir değil. Bir işte böyle azıcık böyle seviyormuş gibi yapıyor Sizi umut veriyor. Ondan sonra böyle bir geri çekiyor ama ondan sonra bir daha geri geliyor filan. Böyle tipler var ya. <laughs> Arkadaşlar ince işler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size okulda ve işte öğretilmeyen her şeyi ısrarla öğretmeye and içtim. Yıllardır devam ediyorum Tabii ise. Niye? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyoruz. Sizi yemleyerek manipüle ediyorlar. Yemleniyor musunuz? Yani breadcrumbing'e maruz kalıyor musunuz? Bunu anlatacağım. Niye? Çünkü bu tipler genelde kaşıkla verir, kürekle alırlar. Ben size kaşıkla nasıl verdiklerini, sonra da kürekle nasıl aldıklarını anlatacağım ki o kürekle ağızlarına rahat rahat burasınız diye. <laughs> Gelelim ilk maddemize. Bir, Tutarsız mı? Yani işte ya bir öyle bir böyle ya işte bir böyle çok güzel mesajlar, çok güzel sohbetler. Oturuyorsunuz aa böyle ya sanki ilişki olacak gibi ya da işte tam böyle hani işler olacak gibi flörtleşiyorsunuz gibi sonra tak mesajlara cevap vermiyor. Bir anda böyle yok oluyor ghosting. Bay bay sevimli hayalet çok da sevimli değil üstelik. Eğer ki böyleyse yani sizinle iletişiminde tutarsızsa o zaman breadcrumb'i yapıyor olabilir. Come on chicks, gelelim ikinci maddesine. Randevu ulaşmıyor. Siz ne yaparsanız yapın, iletişim ne kadar o anda iyi giderse gitsin, konuyu randevuya, buluşalım ya, bir görüşelim, bir kahve içelim ya da akşam bir yere çıkalım falan getirdiğinizde bir şekilde kaçıyor. Konudan uzaklaşıyor. Görüldü atıyor, ondan sonra da bye bye diyor size. İşte o zaman crumbing'e gene maruz kalıyor olabilirsiniz. Gelelim üçüncüsüne. Sözlerini tutmuyor. Ya ulaştı. oldu da kanırttığınız bir şekilde Böyle kündeye getirdiniz, randevu ulaştı ama randevu günü geldiğinde de bu sefer ya bir işi çıkıyor, ya işte ailesinde biri hasta oluyor, ya kendini kötü hissediyor, ya da daha da kötüsü telefonlarını belki açmıyor ve hiç randevuya gelmiyor. Yani sözlerini tutmuyorsa yine Brett maruz kalıyor olabilirsiniz. Gelelim dördüncü maddeye. Sizi sadece bu tikol için mi arıyor? Yani işte uyudun mu? Özledim seni. Bak böyle özledim, şöyle özledim. Sen nasılsın? Anlık atsana. Bunlar çok güzel ya da belki de bugünün sonunda yatıyorsunuz ama ondan sonra sabahleyin ya da olay o silsile o sexting filan bittikten sonra bir anda eski o hiç sizi umursamayan, cevap vermeyen insana mı dönüşüyor? Bu da yine Red Grounding belirtisi. Gelelim Beşincisine Kendinden hiç bahsetmiyor mu? Yani size soruyor işte bugün ne yaptın nasılsın işte ya da daha da yüzeysel hani çok güzelsin bugün gördüm bilmem nereye gitmişsin aynı tatlı alev atmalar bilmem ne filan Eee siz ona sorduğunuzda o kendinden hiç bahsetmiyor mu? Ya da sohbet içerisinde genel olarak hiç aslında o gün ne yaptığı nasıl hissettiği ya da hayatıyla ilgili herhangi bir şey yok mu? Ya da işte sizinle derinlemesine hiç sohbete girmiyor mu? Ne hissediyorsunuz filan diye Sormuyor mesela. Bunlar yine yemleme belirtileri olabilir arkadaşlar. Gelelim altıncısına. Sizinle, sizin onunla ilgili olduğunuzdan çok daha az mı ilgili? Yani siz ona böyle gönlünüzden koptuğu şekilde istediğiniz gibi mesaj atıyorsunuz, onu özlüyorsunuz, merak ediyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz, günaydın diyorsunuz, onun sürekli yanına gidiyorsunuz filan ama o böyle bir triplerde mi? O böyle sizinle, sizin onunla ilgilendiğinizden çok çok daha az mı ilgileniyor? İşte bu tam bir yemleme belirtisidir arkadaşlar ve sonuncu maddeye gelirsek ilişkiniz bir roller coaster gibi mi? Yani bir böyle çok aşık gibisiniz ya da böyle flört olacak gibi tak böyle ulan hiç sanki böyle uzakta bir insan gibi misiniz? Bir böyle çok yakın bir arkadaşı ya da çok sevdiği biri bir böyle onun için el misiniz? O zaman siz yemlenirsiniz arkadaşlar. Kafeli olsun diye aksan mı bambaşka bir Anadolu kentine çevirmiş olsam da durum böyle ne yazık ki. Şimdi gelelim Yemlenmeye nasıl tepki vereceksiniz? Bir, kişisel algılamayın arkadaşlar. Bu insanların geneli böyledir. Yani sadece sizinle değil, hayatlarına giren herkesle böyle iletişim kuruyorlar. Onların kendi problemleri var. Onlar kendi o roller coaster'da zaten, siz oraya biniyorsunuz. Kişisel algılamayın, bu sizin değersiz ya da yetersiz ya da sevilebilir olmadığınız için değil. Bu tamamen o insanın sevmeyi bilmediği, ilişkilenmeyi bilmediği için. O yüzden kişisel algılamıyorsun. Ve gelelim ikincisine neyi hak ediyorsun? Yani sen kendi değerini kendin biç. Gerçekten şu anda sana yapılan bu muameleye, bu önüne atılan yemlere falan layık mısın? Yoksa sen çok daha ileride mi layıksın? Bunu düşün. Ondan sonra karar ver. Bu roller coaster'a binip binmeyeceğine. Gelelim üçüncüsüne. Sınırlarınızı belirleyin arkadaşlar. Yani sadece butik Sadece geceleri size anlık atsana diye mesajlar değil, sadece akşam evde buluşmalar değil. Eğer ki istediğiniz kaliteli kahveyle birlikte yapılacak bir sohbetse o zaman sınırınızı kendiniz belirleyin. Onun böyle size gelip de ya işte kahve içelim ve bugün de gündüz görüşelim, ay işte seninle derinlemesine bir sohbet yapmak istiyorum filan demesini beklemeyin. Siz kendi sınırlarınızı belirleyin. Ben akşamları görüşmüyorum kardeşim, kuralım bu. Gündüzleri görüşüyorum, ben Türkan Şoray gibi öptürmüyorum. Olabilir, sınırlar önemli. Gelelim... <laughs> dördüncüsü ne? Dördüncüsü değer mi arkadaşlar? Yani hadi çok seviyorsunuz. Evet çok etkilenmiş olabilirsiniz. Evet size çok heyecan veriyor olabilir. Ama genel olarak baktığınızda değer mi? Buna bakın. Yani bunun peşinden gideceksiniz. Belki bir noktada düzeltebilirsiniz. Evet insanlar düzelebilirler, değişebilirler ama emek gerekir. İşte artıları, eksileri bir kenara koyun. Size avantajlarını, dezavantajlarını oturun karar verin. Bu şu anda bu sulamanıza, bu vereceğiniz emeğe bu ağaç, bu çiçek bu canlı değer. Canlı dedim. Nasıl şey yaptım? O siz boşlukları kendiniz yorumda doldururuz değil mi hocam? <laughs> Gelelim sonucuna. ibareleri okuyun arkadaşlar. Bu tip insanlar genelde hep aynı iletişim rotasını çizerler. Bu söylediği ibareler kesinlikle olur arkadaşlar. Dolayısıyla yemlemenin böyle birkaç tane böyle farklı farklı varyasyonu yoktur. Bunlar böyle verirler, çekerler, gösterirler çekerler. <laughs> Böyle yapıyor. Onu deme. <gülüyor> <gülüyor> Onu deme. <laughs> Niye gösterip vermemek de olabilir Brad Crabill. O da bir Brad değil mi ya hocam? İşte size böyle kendinizi bir iyi hissettirirler. Ondan sonra iki kat daha kötü hissettirirler. Yani bir ileri iki geri. Yani Osmanlı gibi Viyana'ya da gidemezler. Dolayısıyla yani bunların ibarelerini doğru okuyun. Bu trene binip binmemek istediğinize kendiniz karar verin. Ayrıca da lütfen bizi Instagram'da beğenip takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videonun altına varsa böyle başka yemleme ile ilgili anılarınız ya da işte başka ibareler bizim burada yazamadığımız onları da lütfen yazınız. Eğer çok beğendiyseniz katıl butonuna tıklayıp bize üye olup avantajlarımızla da faydalanabilirsiniz. Var mı hocam soru? Var tabii ki. Ya o zaman görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Yemledim gidiyorum. O kadar kolay kurtulamazsın. Birinci sorum şu bad boylar genelde bunu yapıyor değil mi? Bad genelde. boylar yapar, ıssız bireyler yapar hani çok ilişkiye hazırmış gibi olup sonra birden kendini geri çekenler onlar da yapar. İşte geceleri mesaj atar ama gündüz bambaşka bir insandır. Hani Batman gibi. O yüzden hani evet bad boylar da olabilir, ıssız bireyler de olabilir. Bu bir narsistik özellik çünkü. Kesin o Sizlik. zaman sen de yaptın. Tabii canım. Tabii ben ne yemler attım. Bir de ben kişisine göre yem atarım. Mesela tatlı su balığının yemi başkadır. Akıntıda giden balığın yemi başkadır. Açık denizin derin balığın yemi başkadır hocam. Hocam çocuğun olacak kapatıyorum. Kes. <laughs> Bread crumbing. Come on cheese. Görüşürüz arkadaşlar.